ilk konuğumuz Eyüp Hepgülsün'ü programa davet edelim. Soyadı ne kadar Hepgülsün olsa da sanırım bu hayatta yüzü pek de gülmeyen bir eş, bir adam, bir baba. Önce stüdyomuza buyursunlar, ardından niçin bu programa geldi, hangi iddiada bulunuyor konuşacağız, buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım, merhabalar. Gerçekten soyadınız çok güzel. Teşekkür ederim. Hepgülsün. Teşekkür ederim. Ama hep gülüyor mu? Maalesef. Hayat şartları güldürmüyor. Hayatta yüzünüzün gülmediği şey, alan, yer, evlilik mi? Evlilik maalesef. Şu an en büyük problem evlilik. Eyüp'le Şükriye Hanım 11 yıl önce bir evlilik yapıyor. Bu evlilikten 19 ve 4 yaşlarında 3 tane Allah bağışlasın çocuklar var. Teşekkür ederim. Fakat evliliğiniz yakın bir süre önce eşinizin evi terk etmesiyle, evet. Aslında iki kere terk ediyor, evet. Bir kriz yaşıyorsunuz. Evet. İlk tartışmada eşiniz eve gidiyor, yani ailesinin evine gidiyor ve bir ayrılık süreci yaşarken siz eşinizin sosyal medyada fotoğraflarını görüyorsunuz. Evet, kimle, nasıl? Kendi kuzeni olan Alkan İlikçi ile el ele fotoğraflarını gördüm. Ondan sonra dünyam başıma yıkıldı Esra Hanım. Yani ben beklemiyordum böyle bir şey yani. En azından ondan öğrenmek isterdim yani. Kimseden öğrenmeden direkt benim sosyal medya hesabım yok. Hiç kullanmıyorum. Eşimin de yok. Rastgele açayım dedim. Ablası Tevide İlikçi'nin Facebook'una girerek eşimin Alkan İlikçi ile böyle videolarını gördüm. Dünyam başıma yıkıldı. Yani şimdi aynı zamanda akraba. Tabii ki. Yani teyzesinin oğlu. Teyzesinin oğlu, kuzeniyle. Bu bir akraba paylaşımı mı? Yani iki kuzenin, benim için kuzenler kardeş. Bizde de maalesef ama öyle. Ama buradaki durum bir ilişki mi? Evet, ilişki. Bir ilişki. Siz bu olay üzerine tekrar bir araya geldiniz mi? Bu olaylar olduktan sonra boşanma davası açtım Esra Hanım. Ondan sonra anlaşmalıya çevirdik. Anlaşmalı boşanmaya karar verdik. Mahkemeye gittik. Eşim orada pişman olduğunu, ağlayarak, sızlayarak çocukların için işte. Ben de ona üzüldüğüm için son bir şans verdim. İstanbul'a aldım, getirdim eşimi. Yine evimizde yaşamaya başladık. Ondan sonra 2,5 ay beraber yaşadık. Sonra evde de ister istemez bu problemler devam etti. Ve yani evlilik artık 2 kişilik değil, 3 kişilik maalesef, olmaya, evet, başladı. Eşiniz evi bu sefer nasıl terk etti? Ne dedi? Biz kendisiyle tartışınca işte bana dedi ki, ben dedi Alkan'ı çok seviyorum. Çocuklarım için seni affettim, çocuklarım için buraya geldim dedi. Ben de bunun üzerine sinirlendim. İster istemez aramızda bir arbede oluştu. Kendisini evden kovdum. Çocuklar nerede? Bir tane kızım, 10 yaşında olan büyük kızım benim yanımda kaldı. Kendisi 9 yaşında olan Medine'yi, bir de oğlum Recep Sancar'ı aldı. Babasının evine gidiyorum diyerek gitti. Ama? Ben de öyle biliyordum. Ondan sonra işte öğrendim ki tekrar TikTok'ta falan paylaşımlarda bulundu. Yeni bir ev tutmuş kendine. Ne bileyim yani eşyalar almış, altınlar almış falan filan. Ben de aradım, dedim bunları nasıl yaptın? Bana kendisi dedi, ben Alkan İlikçi ile imam nikah kıydım, birlikte yaşıyorum dedi. Peki, evet. Boşanma konusunda? Kendisiyle iletişime geçtim. Kendi diyor ki, ben boşanmak istemiyorum bu kişiyle ve bu kişiden amile kalıp senin soyadında çocuk doğurmak istiyorum dedi. Sana en büyük cezayı bu vereceğim dedi. İddianız bu yönde. Şükriye, evet. Hepgülsün bu iddiaları nasıl cevaplayacak? Önemli. Diğer tarafta da sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgili bir video var. O ekrana geliyor. İzleyelim. Sana olan bu sevgi emrine amade. Öyle güzel nasip olmaz her kula. Yürüyüşü edasına mest oldum. Sensiz uyanışlarımı görmem çok zaman aldı. Seni çok sevdim. Gönlüm ona gönülden bağlı. Yok kimse de gözü. Bırak kalbim alev alsın. Bırak derdin beni sarsın. Harca beni her halinle. Aşkın canımı alsın. Gece ay, güneme güneş. Oldum sonunda görme göre.
11 yıllık hayat arkadaşım, kuzeni Hakan ile şu anda dini nikahlı bir beraberlik yaşıyor. Aynı evde yaşıyor. Senden de boşanmayacağım demiş kocasına. İddianız bu yönde. Benden ne istiyorsunuz? Sağ olun. Ben çocuklarımın onlarla yaşamasını istemiyorum. Ben çocuklarımla 5 ayda görüşmüyorum. Çocuklarımın hayatından da endişe ediyorum ben. Ne şartlarda yaşıyor? Elin adamı onlara nasıl davranıyor? Yani ben bu konudan aşırı derece rahatsızım ve Şükriye Hepgülsün'ün de annesi, babası bu durumu biliyor. Hakan İlikçi'nin de annesi, babası bu durumu hepsi onlar biliyor. Onlar biliyorlar ama sizin isteğiniz bir an önce boşanmak mı? Evet, ben bir an önce anlaşmalı şekilde boşanmak istiyorum ve çocuklarımı da onlardan almak istiyorum. Eşinizle yani bu programda karşı karşıya gelmek istiyor musunuz? İsterim yani, gelsin, onda soracağım birkaç sorum olacak elbet. Şimdi dün biz bu konuyla ilgili sevgili seyirciler hatırlatmaları girdiğimiz dakikada Şükriye Hepgülsün bu konuyla ilgili tüm iddiaları reddettiğini, gerekli açıklamayı ve evliliğiyle ilgili olayları kendisinin anlatacağını söyledi. Şükriye Hepgülsün şimdi stüdyomuzda. Yani sizi 24 saat bekletmeyeceğim bile. Şükriye burada. Anladım Esra. Anladın mı? Evet. Gelsin bakın. Ha Eyüp, seni böyle alalım. Karşıya geçebilirsin. Yine ben gerekli uyarıları yapayım. Buradaki sınırı geçmiyoruz. Sözcüklerimize, kelimelerimize dikkat ediyoruz. Fiziksel bir temasta bulunmuyoruz. Zaten güvenlik arkadaşlarımız da var. Yani bu meslekten sonra yapacağım en iyi şey güvenlik olur herhalde. Şükriye stüdyomuzda olacak. Çok enteresan. Normalde hani bu gibi durumlarda bazı insanlar kaçarlar ama Şükriye kaçmıyorum. Çünkü her şey Eyüp'ün anlattığı gibi değil diyor. Buyursunlar. Merhaba Esra. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ne yüzle geldin? Şimdi yüzüme söyle bakalım benim. Buraya ne yüzle gelen sensin yani. Sana açıklama yapacaksın, anladın mı? O adamla imam nikah kıyarken, benim çocuklarımla adamın yanında yaşarken aklın neredeydi he? Senin şimdi aklın neredeydi? Sen benim yanımda konuşuyorsun. Ben gittim kadın sığınma evlerinde kaldım. Senin yalan aklın söyleme neredeydi? Oradaki ev senin o adam beraber tamam, yaşadığın benim ev. Evim, evet çalışıyorum ben. Sen neyle çalışıyorsun? Kaç para maaşın olsun adamlarla yaşıyorsun sen? Senin annen baban çalışmıyor. Senin baban içkici, benim kumarcı bir adam. Sensin o, sen anladın. Kim var senin, sen yalan kimsin, evi tutuyorsun? Yalan söyledi Esra abla bu. Tamam, beni dövüp yalan evden söylüyorum. Attı mı kafamı yerlere vurdu ya benim. Darp raporum, her şeyim var benim. Şiddet, ağır bir şiddet evet, gördün. Çocuğumun önünde dövdü beni. Çocuğum bana artık anne ne olur yapma, anne ne olur. Babasına yalvarıyor, aklından tamam, çıkmadı benim oğlum. Tamam, darp raporu nerede Esra'nın? Nasıl darp raporuymuş? Çıkartsınlar ya, devlette var. Dava peki, açtım, dosyada da var. Darp raporlarını da alalım Şükriye Hanım'ın. İfadem de var benim. Şükriye. Çakayla geziyordu bu cebinde evde neyle beni vurmak için. Ne? Çakıyla, evet çakıyla. Sırtıma vurdu benim çakıyla. Yaptınız mı bunu? Esra Hanım, ya hayır. Doğruyu söyle yalan bak. Yalan söylüyor, öyle bir şey asla olmadı. Kendisi DAP raporu aldığı gün, ben onu evden kovduğum gün aldı. Ve ben bunu telefonunda bu adamla mesajlarını gördüm. Yani konuşurken yakaladım. O fotoğraflar da yani. Bu fotoğraflar 2 sene önceye ait. O şekilde beni kabul etti, barıştık biz. 2 yıl önce mi? 1,5 ya da 2 sene oluyor. Kabul etti biz anlaşmalıyı, ben şey yaptım, geri çektim. Kabul etti bu şekilde. Bunlara eski yani bu fotoğraflar. Peki ne o zaman Şükriye şunu sormak istiyorum. Bir saniye. Şükriye teyzenin oğlu Hakan'la. Evet. Hakan İlikçi mi? Evet. Hakan İlikçi ile beraber misin? Şu an konuşuyorum ama aynı evde yaşamıyoruz. Yalan söylüyorsun! Yalan söylüyorsun! İlk ilişkiniz ne zaman başladı? O zaman işte bununla ayrıldım. Ben dava 2 yıl. Açtım. Evet, dava açtıktan sonra bizim İki o da yıl. Ayrıldık arasından şu o zaman. Şu an tekrar beraber misiniz? Evet, konuşuyoruz. Tekrar konuşuyorsunuz. Evet. Duygusal Esra bir yakınlaşma adam var evli, mı? Nikahlı, o adamın çocuğu var. Sen nasıl konuşuyorsun onunla? O da evli. Benim çocuklarımla nasıl onunla aynı evde yaşıyorsun sen? Aynı evde yaşamıyoruz. Onu kanıtla gel bana. Sen buraya ne yapacaklar çıkıyorsun? Benim annem şu an boşandıktan bunu sonra Hakan'la, Hakan da boşanırsa evlenecek evet, misiniz? Evet, evleneceğim. Çok da seviyorum kendisini. Bu bana kadınlığımı unutturan bir insandır kendisi. Senin Allah belanı versin. Evet. Sen var ya evden bu dünyaya sürekli gelme beni Hakan'a git, Hakan'a nasıl git, yani? Hakan'a git. Bana sürekli Hakan'ı söylüyor. Ne demek o?
Hakan'a bir şey git diyordu, evlen diyordu. Hayatım bana... o sana git dese de sen Hakan'a gider misin? Hayır tabii ki de olmaz öyle yani, bir şey. Yani biri sana bilmem ne yap dese yapar mısın kendine olan tamam, saygın yapmam, varsa? Tamam evet. Şimdi sen mutsuzsun. Evet. İhanetinin sebebini böyle açıklıyorsun evet. Ki kabul edilir bir şey değil. Hakan eşine seninle ihanet ediyor. Yani dört kişi... Bu ayrıydık zaten. Ha? Ayrıydık, o da davası vardı. Ayrıydık zaten, resmi nikahımız var mıydı, yok muydu? Çok özellikle, iki yıl önceki bu görüntülerden sonra siz karı koca barıştınız mı? Evet, kabul etti beni. Tamam, sen de onu kabul ettin mi? Evet. Hakan'dan ayrıldın. Evet, ayrıldık, onu anlatacağım ben. Ha. Ayrıldım, tamam dedik, silelim her şeyi. Gittim, bir film çıkıyor şimdi. Fahriye Evcen, Burak Özçivit. Bakıyor suratıma, benim. Siz çıktınız. Size Fahriye ile Burak Çivit olarak mı görüyor? Evet, onlara benzetiyor. Ha, vallahi hiç yanından geçmezsiniz. Onların mutlu, mesut, çok güzel evliliği var. Bir yani. Hayal dünyasında yaşıyorsan, evet. Hayal dünyasında. Sen namustan bahset, sen aşk filmi çıkıyor. Aşk filminde hep benim Hakan'la seni mi görüyor? Evet, yüzüme bakıyor, benim gülüyor adam. Tamam, sildik her şeyi. Evet. Niye yüzüme vuruyorsun devamlı sürekli? Bunu bildiğin halde kabul etmedin mi? Beni etti. Niye vuruyorsun yani? Sen niye geri döndün? Ben çocuklarım için kendisi yalvardı bana. Boşanma davamız vardı. Bir gün önceden yalvardı bana. Ne olur yalvarırım, sensiz yapamıyorum. Hadi nerede mesajları? Nerede benim attığım şeyler? Sildim ben hepsini. Ama mahkemede senin çıkıp ben benim kocamı seviyorum var. Demişsin. Senin neyin var? Hayır, neyin var bir şey senin? Yok. Benim kanıtlarım var. Bak orada. Tamam, senin çıkar. Yaptığın namussuzluklar... Hepsi aynı. Tamam, boşasaydın madem gururluydun, boşasaydın kabul etmeseydin beni. Sen yalvardın orada, mahkemede ağlayan kendi. Hakim Hanım, ben eşimi evet. seviyorum. Bilerek ben öyle pişmanım. Söyledim işte. Ben hatalarından pişmanım dedi. Baktım ki ağlayacağın yerlere attın ya kendini. Yalvardın geliyor, bana yolumu yalvardın. Yolumu kesiyor benim Toki'de. Benim annem babam hiç ağabeyimiz kimse bunu istemedi. Benim uzaklaştırmam da vardı bundan. İmza atıyordum. Ben geldi oraya, beni yakaladı Toki'de. Elinde kanıtın var mı? Elinde bir şey var. Tekrar. Hayır, yaşamadım. Sizi dövdükten sonra, şiddet uyguladıktan sonra... Son olay mı? Sonra yaşamadım. Ben o gün işte abisine gittim. Yol paramı bile abisi verdi benim. Git dedi, kendini kurtar bu adamdan dedi. Ağzım yüzüm patlamıştı zaten yalan benim. Yalan söylüyorsun. Nerede darp raporu? Nerede darp raporu? Ya çıkartsınlar. Hayatım bak şimdi. Bir kadın ihanet ediyor ise... Evet. Onu... o ihanetin de yapması gereken bir insanın ya da kadın ya da erkek... Gidersin, boşanma davasını açarsın... Ben beni üzen, benim gururumu inciten, ben aynen insanla öyle. Beraber olmam dersin. Senin evet. en doğal hakkın bu. Uzattın. Evet. Tamam. Doğru olanı ben yaptım o, zaten. Bu ihanet etti diye şiddet uygulayamazsın. Kimsenin böyle bir hakkı bu yok. Bu sadece vuramaz. Ama gerçek şunu da anlamıyorum. Ki. Şimdi şunu da anlamıyorum. Hata yaptım. Sonra hatadan karşılıklı af diliyorsunuz, özür diliyorsunuz. Boşanma davasını geri çekiyorsunuz. Evet. Barışıyorsunuz. Hı hı. Sonra tekrar senin Hakan'la ilişkin nasıl başlıyor? Sonra tekrar çünkü ilişkisi hep devam etti Esra Hanım. Benim yanıma geldiğinden beri o adamla konuşuyordu. Hayır, o adamla hiç de konuşmuyordum. Ben her bakıyordu. Şeyi sildim. Telefonum ondaydı. Telefonumu kırdı benim zaten. Bana annenle konuşmayacaksın, babamla konuşmayacaksın, tamam, ablalarım ölüm harici. Tamam dedim ben, kabul ettim. Ama baktım olmuyor. Adam hep tapa yapıyor bana. Yok ne öyle... yapıyor? Tapa yapıyor, yüzüme vuruyor olanları. Ha, yapıyor. Ne yapacaktım? Sen yaparken aklın neredeydi? Tamam, niye kabul utanmadın etti? Utanmadın mı? Hadi madem benden utanmadın. Madem gururum vardı, neden kabul ettin? Üç tane çocuğumuzdan da mı utanmadın? Sen utanmadın mı? Çocuklar ne yapıyor bu arada? Yani bu kadar hareketli yani bir hayatta. Yani çocuklarla ilgisi yok. Çocuklar şu an annesi... O yüzden çalışıyorum kendisi, ben, evet. Hayır, yalan söylüyor. 10 bin lira kira veriyorum ben, çalışıyorum. Kaç para veriyorsun? 10 bin lira kira veriyorum, kocan çalışıyorum. Veriyor, kocan dostum evet. veriyor. Sen koca olsaydın o zaman sen verseydin. Esra Hanım, TikTok'ta imam nikahı yani yaptıklarına dair belge de var. Yani şimdi bak, bunu yaparsan paranı orada. Veren herkes kocan olur. Sen hani hayır, bu kadar kendini şey. Ayaklar altına alma. Ben ayağımın üstünde duruyorum zaten. Nerede duruyor? Sen de olur gurur diye bir şey var mı? Yeni girdim, geldim zaten buraya. Peki şimdi... Eyüp, çocukların biri sende, ikisi annede. Çocukların... Kızı kaçırdı benden. Hayır. Nasıl bu ayrımı yaptınız? Neye göre? Su verin hemen. Hangi yani beni... bu ayrımı neye göre yaptınız? Hayır, beni dövdüğünde o kaçtı zaten. Kızı da aldı. Oğlumu da kayınvalidem götürüyordu. Çıktım, elinden aldım çocuğu. Hı hı. Öyle kaçtılar yani. Hatanı nerede buluyorsun Şükriye? Hatamı nerede buluyorum? Tamam, yaptığım doğru bir şey değil. Ama seviyorum Esra abla. İpek hoş geldin. Herhangi bir kötü alıştırma yani. Sevgili seyirciler, abi. İpek İlikçi kimdir? Şükriye'nin ve Hakan'ın bu ilişkisinde aslında hani Şükriye de evli, Hakan da evli.
Ama onlar kendi mutlulukları için geride çocukları ve hayat arkadaşları aslında bir nevi yarı yolda bırakıyorlar. Hep şuna çok inanırım. Ayrılmanın bile bir adabı vardır. Eşin senin neden ve ne zaman terk etti? Esra ablacığım, ilk ben bunların birbirlerini sevdiklerini öğrendiğimde ayrıldım ben. Boşanma davası açtım. Ondan sonra işte bunlar yine ayrıldılar. Eşim bana döndü. 2022 yılında. Ben seni istiyorum dedi, oğlumu istiyorum dedi. Ev tutup sizi alacağım dedi annenin evinden dedi. Böyle işte süreçte devam ettik. Biz ikinci yeni hak yedik Aralık ayında. Ondan sonra yine işte eşim bana para atıyordu, ev tutacaktı. Oğlumla ilgileniyordu o süreçte. Benim yanımdaydı. Sabah oğlum akşam hastalığı tam nedir? Onun 3 santim mi böyle büyüklükte bir lenf notları var. Her iki tarafta. Resimlerini de verdim arkadaşlara. Ondan sonra her ay bunun bir kontrolü var. Tahlil alındı. Üniversitede, hastanede. Şöyle bakabilirsiniz. Babası zaten yalancı. Oğlunun ameliyatına geldi burada. Her şeyi gördü. Ondan sonra acıma... nerede kalmıştım? Ondan sonra işte beni bıraktı. Telefonlarımı açmadı benim bir süre, bir ay. Ondan sonra bu ikinci nikahımızda yapıyor ama bunu. Ondan sonra ben bundan sezdim zaten. Hakan dedim, Şükriye'yle dedim görüşüyor musun, konuşuyor musun? Ya da benimle bir sorunum mu var dedim. Yok köpek dedi, seninle alakalı bir şey yok dedi. İş konusu dedi. Babam da aradı onu. Hakan dedi, İpek'le bir sorunum var mı dedi. Bir sıkıntın var mı dedi. Gel bize dedi, oturalım konuşalım, yemek yiyelim, çay içelim dedi. Ondan sonra geldi. Hiçbir şey olmamış gibi devam ettik hayata. Evliliğinize. Evet. Ondan sonra kaç haftadır ya da kaç aydır eşin eve gelmiyor? Zaten ev tutmadı hiç. Hiç tutmadı. Sen hep babanın tutmadı. Yanındasın. Evet. Tekrar nikah kıydınız. Evet. Seni orada bıraktı. Evet. Yani bu durumda onların ilişkileri devam mı ediyordu? Ediyordu muhtemelen. Ediyordu. Haberdardılar birbirlerinden. Peki yani. Esra'nın Bursa'da mı İstanbul'da mıydı olay olduğunda? O İstanbul'daydı. O zaman İstanbul'a gitti. Adamla konuşuyordu ama. Bir saniye. O İstanbul'a sana döndü, Hakan da bana döndü. Bu her zaman olduğu zaten bir şey değil mi bu? O onu alıyor, o beni bırakıyor. Öyle bir karmaşanın içindeyiz Esra'mız. Kızım sen niye o zaman ondan mesaj atıyorsun? Ben mesajlaşmadım onunla. Bir saniye. Esra abla ben... Bir saniye, çıkar İpeklikçi, yemin ederim sana. Bir saniye, sana, benim İpeklikçi... sözümü kesme, bir dakika. Abicim ben de bir konuşayım lütfen. Ben İpeklikçi hayatımda iki sefer gördüm. İlk bu kardeşimin Hakan'ın içine düğünde karımla beraber... karımın dostunun düğününe gittik. Bir orada gördüm, bir de ikinciye bu şu an şimdi gördüm. Mesajlaşıyorsun ne ama. Anladın mı abla? Sevgili olacağız. Hiç gitmedik, yalan düğününe söylüyorsun. Düğüne gelmedin ki sen. Ailesi Hakan'ın hiçbir şekilde benim düğümde yoktu. Sadece bir tane teyzesi geldi. Yalancılığım. O çocuk kaç tane düğün yaptı o zaman bir... Hakan ailesinden vazgeçti, beni aldı. Ev tuttu bana. Ailesine res çekti. Beni istemediler diye bir şey, konular oldu abla. Öyle de büyük bir aşk yani. Bilmiyorum, bana dedi seni sevdim dedi. Onu sevdiğim gibi seni de sevdim dedi. Söyledi bunu bana. Ben de sevdim eşimi. Yalan söyleyemem. Ama şu an nefret var içimde. Şu kadar gram hiçbir şey yok bende. Nasıl yaşıyorsun bitti yani. Peki? Sen eşinden şiddet görüyor muydun? Görüyordum. Ama bu konular olduğu zaman değil. Daha önceden bana böyle mutlu bir evlilik yaşatmadı Hakan. Hep oyunlarla para yatırıp, internetlere gidip, sabahlayıp... Böyle hayatını sürdürdü. Benimle oturup bir çay, kahve, evde bir güler yüz, hiçbir şekilde hiçbir şey yaşamadım Esra abla. Tamam elinde olduğu zaman gezdiriyordu, yediriyor, içiriyordu ama öyle değişti yani Hakan. Ona bunu söyledim zaten. Bir şey mi kullanıyorsun sen, madde mi kullanıyorsun? Hakan değişti, bu da değişti. Abla, madde olayı dedi ya, bir şey, ufak bir konu kim değişti? Abla lütfen. Abla. Bu var ya bu. Abla. Madde kullanıyor dedi ya. Kızım hep döner adam. Dün abla saat 10 sıralarında. Senin için mi yetiştirdim? Abla konuşmama izin vermiyor. Saat 10 sıralarında gizli... Oğlum ben bu çocuğum. Bey. Abla gizli numaradan saat 10 sıralarında dün akşam beni biri aradı. Evet. Dedim kimse, alo dedim. Dedi ki Eyüp'le mi? Evet dedim, siz kimsin? Ben dedi Bursa'dan dedi ama isim vermek istiyorum, seni uyarmak istiyorum. Evet dedim, kim, o konu ne dedim. Dedi ki Alkan dedi, madde kullanıyor dedi. Bu adamdan dedi, çocuklarını bir önce kurtar dedi abla ya. Aynen böyle dedi test bana. Test yapılsın, test yapılsın. Alkan madde abla, tertemiz ya. Bir çocuk mu sizin gözünüzde? Nasıl? Tertemiz bir çocuk mu Hakan? Evet. Ya aslında sizin... Ya sen ne karakter etmişsin? Bunun gibi bin tane yapar. Söyleyebilir miyim? Bunun gibi bin tane yapar. Bin tane. Sen buyurun. Adamım diye yayına çık. Bir arkadaş vermiş ona. Bir kere kullandım dedi bana.
ben devam ediyor musun dedim hatta. Ona yok dedi, devam etmiyorum. Bir kerelik öyle kullandım dedi. 5 aydır Hakan Bey nerede yaşıyor? Annesinde yaşıyordu. Hı hı. Sonra ben öğrendim. Ev tutmuşlar, eşya almışlar. Videolarını gördüm zaten. İkiniz de aynı iddiada bulunuyorsunuz ama Şükrü Hanım'a tekrar soracağım. Bak İpek de diyor ki beraber yaşıyor onlar. Ablacığım. Diyor. Hayır onunla bir videomuz bile yok zaten. Doğru bir şey, ufak bir şey, ufak bir şey söyleyeceğim. Diyeceğim ki madem ev onun üstüne. Peki faturalara bakalım. Şükrü'ye evet. Hep Gülsün mü yazıyor? Şükrü Bey. Alkan İlikçi mi yazıyor? Bir de kira kontratına bakalım ablacığım. Yanım eğer da, gerçekten Şükrü'nün adı yazıyorsa ben burada ben özür ispatlarım dileyeceğim. Diyor. Evet kira kontratını getireyim yanımda. Bir şey getireyim mi? Şu an yanımda mısın? Evet yanımda buyurun. Getirebilirim. Buyurun. Ben kayınvalideme gittim bir akşam. Yani onun teyzesine gittin. Evet şu an kaynanası. Şükrü'nün yeni şeyi kaynanası. Evet, evet yeni kaynanası. Ben dedim siz çaba göstermez misiniz dedim. Benim oğlum hasta dedim babası için evde ağlıyor dedim. Sevgi dedim, gelip geçici dedim, aşk dedim. Ama dedim bir insan dedim, oğlu için dedim. Vazgeçmez dedim ya dedim. Ondan sonra seviyor onlar dedi birbirlerini dedi. Sen dedi nefeslik misin dedi, şey dedi. Bir şey söyledi ama. Hevesmişsin dedi. Ha? Sana karşı olan Hakan'ın duyguları hevesmiş. Ey bismillah. Bundan nasıl insanlar hevesmiş abla ya. Ablacığım. Öyle söyledi bana. Sen bir hevestin geldin geçtin. Gerçek olan onların ilişkileri. Öyle dedi bana. Yani baban gibi evet. Teyzen de... Evet. Peki bir şey söyleyeyim. En başından beri sizin niye arkanızda durmadılar bunlar da? Bu kadar insanı katletmenizi beklediler. Ablam evliydi çünkü... onun abisiyle. Benim ablamla onun abisi evliler şu an zaten. Demek sizde böyle da şeyler normal öyle mi abla? Sizde de normal. Kuzenler kuzen evleniyor abla ya. Siz çok iyisiniz. Bunlar çok normal abla. Siz çok iyisiniz abla. Bana bak İkbaş. Bunlar, tamam. Bunlar insan evet, mı abla ya? İpek. Ablacığım doğru bunları bana kayınvalidem de anlatmıştı. Annesinden de bir kere duymuştum. Bunlar kardeşler. Yok öyle bir şey. Adını çıkarmayın. Evet önceden böyle yoktu. Böyle telefon geldi bana. Yok diyorsun 11 senin hayatında kardeş diyorsun. Bunlar, nasıl oluyor? Aynı odada büyüdüler. Aynı yerde yattılar. Evet. Bunlar kardeşler. Aynı yerde yattılar, büyüdüler. Bir şeyler bak, işte. Şimdi bak birinin sana hakaret etmesinden rahatsız oluyorsan sen de hakaret edemezsin. O da etmeyecek o zaman tamam. Bana. O çok küfür etti bana. Çünkü ben haklıyım. Ben haklıyım. Allah benim sen. Elimde kanıtlarım var. Evet, sen çok buraya yeneğine... Hadi bu kızın kanıtları var. Benim kanıtım var. Ben boşanmaya geldim. Anlıyor geldin. Musun? Senden Allah, kurtulmak seviyorum istiyorum ya bu artık. Ekranlara geldi. Tamam ya bu kadın hangi bana anda konuşuyor ya? Bana çok çektirdin sen. 11 sene yapmadın kalmadı bana. Elinde ne kanıt var? Üzerime gittiler. Ne para getir bana. Çalışmıyordu. 1 sene ben diledim. Bastım buna ya. Nerede? Sokakta mı dilediniz? Evet çarşambada evimiz vardı bizim onunla. Eşim gelsin onu konuşacağım. Eşin sana dilencilik yaptırıyordu. Evet. Hı-hı. Arka sokağımda cami vardı benim. Evet. Atıyordu feraciye gittiler diyordu. Bu yazıklar diyordu. Olsun sana be. Yazıklar evin olsun sana kirasını, be. Evin kirasını, elektriğini, suyunu, her şeyini ben verdim 1 sene. Abla sonra yalan Sutaş'a söylüyor. Sonra Sutaş'a girdi o. İşte o zaman düzeldi birazcık. Peki yani bayağı düzenli diyordu. Git dilen. Evet feraciye ezan okunuyordu. Duyuyordu sesi, ezan sesini. Atıyordu, git diyordu dilenmeye bana. Tüy yazıklar artık. Olsun sana doğru, be. Çocuğu da veriyordu o zaman Medine. Küçüktü, 2 yaşındaydı. Recep Sancar falan yoktu. Peki atıyordu. Abla elinde kanıt var mı? Hani benim onu yolladığım evet, adlar fotoğraf falan var mı? Ben nereden uydurayım bunları? Ben merak ekran ediyorum ya. Ekran başındaki seyircilerimiz Şükrü'yü tanıdığında ihbarda bulunabilirler. O sıra söylediğinde ben çok güzel bir işte çalışıyordum. Evet abla, sonradan ben girdin. Bir sene işsizdin sen. Ben şu an tamam bile belediyede belediyede çalışıyordum abla. Senin annen zaten çöplerini çine sokuyor. Benim çocuklarımı kızımı çöpün içine sokuyor. Yalan. Eşya topluyorlar yalan söylüyor abla, abla yalan ben söylüyor. Ben nasıl vereyim buna bu çocuklara? Yazıklar olsun yalan söylüyor abla. Benim annem bakıyor gül gibi bakıyor benim annem. Çalışıyorum Allah'a şükür. Peki Şükrü'ye şimdi mesela bu yani Hakan'la ilişkinden önce de o zaman niye boşanmaya cesaret edemedin? Ettim ben anlaşmalı yine gittik babam ayaklarıma kapandı benim. Yalvardı bana Allah ayağımı seferinde kendisi bana benim. Yalvardı. Boşanmayın dedi kızım dedi yine bir baban, şans ver dedi. Evet. Biraz önce buna bu kadar laf söyleyen aşağılayan i̇şte, baba. Babası benim ne kadar iyi bir insan olduğunu biliyor abla. Sonra baktı ki olmuyor artık. İyice aşırıya gidiyor bu küfür ediyor hepimize benim ablama Tevhide ablama. Nasıl küfürler adı ya? Ya senin zaten bu oyunda olmasın dediğini. Sevgili ablası abla ya. O yaptı bunu ya. Dinle be. Serkan abisi var bunun. Bağırma duyuyorum. Serkan abisi var bunun. Onun adımı çıkarttı benim. Pantol aldı abisi oğluma. İşten gelirken bırakırken eve. Bu tarafımı mor görmüş sözde. Gölge gelmiş orama. Geldi işten. Ne oldu orana? Serkan. Bir şey söyleyeceğim. Bu ifadeleri kullanıyor muydu? Yalan abla. Ya evet, var benim. Benim mi var Allah aşkına?
aşkına ya. Nereden tamam. Uyduracağım ben gittim Allah, ben abime anlattım bunları. Ailesi bile ağladı. Bağırmayın. Susun bir. Serkan dedi ya benim abim. Bu ifadeleri abim, kullanıyor muydu? Abim bağlansın Serkan. Bağlansın yalanları söylesin Serkan abi. Serkan abi lütfen bağlan abi. Evet. Doğru mu yanlış mı söylesin bağlansın ya. Bağlansın onun da bir kız çocuğu lütfen var yani. Onu koysun benim yerime öyle beni bağlansın. Seven, beni elini tanıyan. Vicdanına koysun eğer bağlanırken. Benim kötü olduğum inan varsa bağlansın. Biri de desin ki Eyüp şöyle evet, böyle bağlan. Evet şöyle. Eyüp sahibiyle bile adımı çıkaran benim. İşe gidiyordu geliyordu. Bile haklıyım abla. Neden biliyor musun? Desen bile, desen bile haklısın. Bu da senin söylediğini bana varsaydırıyor. Evet. Söyledi zaten yalan ya değil işte abla. Ağzınızdan çıkan kelime. Bu kadar ucuz kelimeleri arka arkaya söylediğinizde artık seviyede, yerde, her yaptığınız benim her şey normal gibi geliyor. Benim Hakan'la ilişkim olmadığı zaman bile benimle İpek, herkesin adını İpek, çıkartıyordu İpek, bu. İpek, bu kadar kargaşanın arasında sen nasılsın sen? İyi kadın değilim olarak ablacığım. Nasılsın? Tamam. İyi değilim. Hayatımı mahveden bir eş sahip olduğum için... Hayatımı mahvetti, kararttı yani. Bir çocukla beni bıraktı. Peki. Tek başıma mücadele sen ediyorum. Sen çok acılar oğlumla. Çektin. Dün söyledim evet. Bu. Yani evet. Kötü örnek üzerinden anlatacağım. Evet. Sen de eşini aldatsaydın. Ben her acı çeken öyle aldatıyor, ablacığım. Kurtuluyor. Ben o seviyeye düşmek istemedim. O da çünkü bakmak zorunda evet. Olduğun çocuğum var. Benim oğlum var bir tane. Onun karakterine uyuyor. Sen sus. Çünkü onun gibi bir şey yapmayı abla. Çok konuşuyorsun yarın çene. Yarın öbür gün bana soracak evladım. Anne bana neden bunu yaptın? Yayınlara çıktın, beni al, babamı aldattın diyecek bana. Abicim senin vereceğin cevabın var güzel kardeşim. Peki şu karşında oturan şahıs evladına nasıl cevap vereceksin? Sen nasıl varsın. Cevap vereceksin? En büyük cevabım sensin nasıl cevap benim. Nasıl cevap vereceksin? Esra abla böyle insan olur mu ya? Ben senin gibi insan Esra olur abla. Mu? Hani DNA i̇şte testi yapılacaktı. Böyle insan olur mu diyorsun? Tabii ki hani hata insana mahsustur ama... Bildiğiniz her şeyi kabul edip silip yeniden başlama cesaretini de gösteriyorsunuz. Hani ortada evlat var hesabı. Hayatta da bir duruş. Bak, ben şans verdim bak, sana hayatım, zaten. Size ortada çocuklar var diyorsunuz. Çocukların esamesi okunmuyor. Sadece birbiriniz için varsınız. Ya hiçbir şekilde benim onunla bir ilişkim bile yoktu abla. Hiçbir şekilde muhatabım yoktu. Yani evde iki arkadaş aynen, gibi yaşıyorduk yoktu, ya. Aynen yoktu. Recep'i de zorla yaptım zaten senden. Esra abla dedi ya güzel söyledi onu. Zorla yani yaptık i̇tiraf değil ediyor, mi? İtiraf ediyor. Evet üçüncü çocuğu benden zorla, zorla nasıl yaptım nasıl yaptım dedi. Acaba yani? Çok merak ediyor. Onu artık orası bellidir zorla, abla. Tek başına nasıl belki çocuk de yapılmış? Belki de Bursa'da olmuştur. Ben bilemiyorum onu. O aslında ne kadar abla. Kötü değil mi? İnsanların kendi nefsi için ya da kendi irade istedikleri şey olsun diye. Mesela siz bir gün... Düşünüyorsunuz, Eyüp'ten boşanmak istiyorsunuz. Mesela çok kolay diyorsun ki eşine, işte şu çocuk senden değil. Ben dün sordu bunu Esra Hanım. Siz de dönüp dediniz ki boşansın diye dedim. O şimdi bana bak, diyordu, kabul etmiyordu senden kabul değil, benden siz, değil diyordu. Esra abla ben bugün içeri mesajlar boşa, verdim. Boşansın ve bunun sonra tekrar, itiraf bir dakika ettiği mesajlar Eyüp. Var Esra abla. Eyüp bir dakika. Rica ederim yayınlansın şurada ne olur ya. Dini nikahlı beraberlik abla. Yaşıyorsun. Evet dedim Esra abla çünkü boşansın diye. Evet, boşanmıyor. Yani, bak, çok... Bağırsız bir insan. Şükriye bazı ifadeler vardır. Sizi ipe götürseler söylemezsiniz. Hele çocuğunuzla ilgili bir durumsa. Bileceğim ki eşim beni hiç boşamayacak o cümleyi hiç kuramazsınız. Kendisi bak, zaten döner, bana sürekli bak, kendisi diyordu. Siz şu anlık yaşıyorsunuz. Diyorsun ki benim bu adam benden ben kusurluyum ama şimdi senin anlattığın bütün bu yaşadıklarından Hakan'ı seviyorum. 11 yıldır da seviyorum dedikten sonra ama bak boşanırsın bunu da ama burada. Boşanmada bu raddeye gelmedi. O zaman soruyor hakim. Diyor ki kusurlu kim? Oklar seni gösteriyor. Evet. Boşanıp boşanmama suçsuzken değil. Suçsuzken suçlu duruma düşmemin şeyi işte. Ya İpek, sen buraya hangi yüzle çıktın zaten? İpek, ben hala sen buraya gelmesini bile anlamadım. Sen çağırdın Esra ya boşanma. Ben bir şey geldim. Geldim. Sen bak şimdi sen iddialarda utanırdım sen, ya. Bu arada konuklarım şunu sanıyor. Gelecekler kendileri istedikleri konuşacaklar git. Böyle bir şey yok. Hayır aklıysam sonuna kadar ben mücadeleme Esra. Ben tamam, buradayım tamam, ya. Ben çatır çatır konuşuyorum. Niye geldin diyorsun? Şimdi ben çıkıp gideceğim burada kal tek başına zırla. Hayır, öyle bir dünya tamam. Yok şimdi bir kere. Hiçbir evlilikte taraflar birbirlerine ihanet edemezler. Çünkü insan evlenirken ne diye yemin ediyor? Diyor ki ben seni hayat boyu hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde yalnız bırakmayacağım. Evet, kabul ettim ama dövdü adamları, bak, öldürdü, gülgün içinden, öldürdü adamını dayakta. Bak, günümüzün problemi ne biliyor musun? İnsanlar yaşamış oldukları, diğer o üçüncü kişiyle yaşamış oldukları ilişkileri hep var olan eşle sorunlarından dolayı ben bunu yaşadım diyor.
Bu garip, bu olmaması gereken. Sen istediğin insanla bekarken, boşandıktan sonra istediğin insanla istediğin ilişkiyi yaşayabilirsin. Kimse sana bir şey söyleyemez. Evliyken zaten ama Hakan yoktu ki abla. Sen bu evlilikli bitir. Evliyken dedin nikahımız Hakan... var mıydı kardeşim? Şimdi nikahımız sen vardı ya. Ayrı kaldın. Bir kere aradın için... mı? Bir şey söyleyeceğim. Çocuklar bunun için... aradın mı bir kere? Böyle. Bir ihtiyacı var. Şükriye boşandın. Sular duruldu. Şey? Hakan'la evlisin. Gayet mutlusun. Hakan gidip başka biriyle birlikte olabilir mi? Seninle evlendi. Burayı bitirdiniz. Mutlusunuz da. Evet. Hakan gitti çapkınlık yapıyor. Aklına ilkokul arkadaşı düştü. Ben buna hiçbir şey dedi ki ama bir dakika söyleyeyim. İlkokul arkadaşı düştü. Dedi ki ay ben 20 yıldır bu kız aklımda dedi. Onu seviyorum dedi. İlkokul arkadaşı onunla... da bendim Hakan'a. Hayır ya işte sınıfta kaç kızdınız bilmiyorum. Onunla ilişki yaşayabilir mi seninle evliyken? Yaşayamaz zaten ben evliyken neden? Yaşamadım abla sevgilim, bununla. Sevgilim niye yaşayamaz? Allah evliyken yaşamadım diyor. Lan Hakan şu an bile evlendikten şu sonra. Şu an bile aynı sen benim. Biz yine ayrı kaldım ben bundan. Bir kere aramadı ya çocuklarını. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.